15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş kilometrelerce uzun kuyruk oluşturdu. Tüm sivil kuruluşların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kudüs yürüyüşü mehterna takımının katılımı ile belediye önünden başladı. Heykel meydanına kadar kutlu yürüyüş sırasında hiç kimse yağan yağmura aldırış etmeden belirtilen yere kadar tekbirler, sloganlar ve pankartlar içinde yürüyüşünü tamamladı. Heykel meydanında toplanan kalabalık yağan yağmurun altında Trump'ın skandal kararını tepkilerini dile getirmeye devam ettiler. Burada sivil toplum kuruluşları adına bir basın açıklaması yapan İHA İnegöl Şube Başkanı İlhan Tatlı şuna söyledi. Sadece ama sadece İstanbul'da 25 bin tane Yahudinin yaşadığını biliyor musunuz arkadaşlar? Bu 25 bin tane Yahudi İsrail'e gidiyor, askerlik yapıyor, orada özürebildikleri kadar Filistinli kardeşlerimizi öldürüyorlar, sonra geliyorlar Türkiye'de yaşamaya devam ediyorlar. Bu tabloyu görebiliyor muyuz acaba? Ve orada, buradaki Yahudi kardeşlerimiz, biz Osmanlı'nın torunları olarak 70 milleti aynı anda buluşturmuşuz, aynı şartı altında yaşamışız. Onlara diyecek bir şeyimiz yok. Elbette ki istisnalar kaideyi bozmuyor. Ama o kardeşlerimize de diyoruz ki buyurun bir açıklama da siz yapın. Amerika'nın bu kararına bir açıklama da siz yapın. Kardeşler, İslam dünyasının hali hazırdaki iç problemleri, tartışma ve kaos ortamları onlar için büyük bir fırsat olmuştur. Biz Müslümanların derhal içimizdeki tebrikaları bildirmemiz lazım. Filistin ve Kudüs'ün müdafası her Müslümanın mesuliyetindedir. Kudüs'ün özgürleşmesi için bütün çalışmalar başlatılmalıdır. Mescid-i Aksa çok önemlidir. Neden biliyor musunuz? Mescid-i Aksa Ayasofya ile paralel yürüdür. Paralel. İstanbul'un savunması bugün Kudüs'ün savunmasıyla başlayacak arkadaşlar. Konuşmanın ardından ilçe müftüsü Kazım Güzel'in duasıyla program son buldu. Emanetlerimiz olan dinin, kitabın, Resulünün sünneti ve yeryüzünde mabetlerini emin olarak muhafaza etmek hususunda bize güç, kuvvet ve iktidar nasip eyle. Amin.